Şimdi bu fitreye baktığımız zaman bu bir yardımlaşma. E, kime veriyoruz? E, kendimize vermiyoruz. Hanımımıza vermiyoruz. Efendim çocuğumuza vermiyoruz. Torunumuza vermiyoruz. Anne babamıza, dedemize, ninemize vermiyoruz. Kime? Bunların dışındakilere veriyoruz. Bak paylaşma. Çünkü onlar bizim en yakınlarımız kimlerden başlıyoruz? Kardeşlerimizden, böyle en yakın akrabalarımızdan, halamızdan, teyzemizden, dayımızdan, amcamızdan, efendim sonra komşularımızdan, iş arkadaşlarımızdan, efendim mahallemizde vesaire ihtiyaç sahibi olanlar varsa onlara vermiş oluyoruz. Fakir, fukaraya, muhtaç durumda olana, efendim borcunu ödeyemeyecek durumda sıkıntılı olanlara vermiş oluyoruz. Ne oluyor? Bir yardımlaşma oluyor. E kardeşimize verdik. Kardeşimiz e, akrabalık bağlarımız daha da kuvvetlenmiş oluyor. Halamıza, teyzemize, dayımıza, amcamıza, yeğenlerimize ihtiyaç sahibi sahibiyseniz verdiğimiz zaman e, akrabalık bağlarımız daha da kuvvetlenmiş oluyor. Hem de yakın akrabalara verdiğimizden dolayı sila-i rahim sevabı da almış oluyoruz. Bir sadaka sevabı, bir de sila-i rahim sevabı. Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ya, ömrünün uzamasını isteyen akrabalarına iyilik yapsın yani sırayı rahim yapsın kazancının bereketlenmesini isteyen sırayı rahim yapsın demek ki e, biz e, kardeşlerimiz ihtiyaç sahibi ise halamız teyzemiz amcamız dayımız yeğenlerimiz vesaire ihtiyaç sahibi ise ilk önce fitreyi ya da zekatı onlardan vermeye başladığımız zaman bir sadaka sevabı alıyoruz, fitre sevabı alıyoruz, sıla-i rahim sevabı alıyoruz. Dolayısıyla hani tabir caizse bir taşla birçok sevap kazanmış oluruz elhamdülillah. Dolayısıyla bu fitre nedir? Bir yardımlaşmadır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir yardımlaşmadır. Peygamber Efendimizin teşvik ettiği bir yardımlaşmadır. Meleklerin de gıpta ettiği, e, yapan kimselere dua etmiş olduğu muhteşem güzel bir yardımlaşmadır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel yardımlaşmalarda aktif rol oynayan ve her daim veren kişi olan kullarından eylesin.